Evet, e, bu tür e, ambargolar çok uzun yıllardır var e, ve bunu son yıllarda Amerika e, bu ambargoları uyguluyor. E, bazı bankalar e, ki bunlar çoğu Avrupa bankaları e, bu ambargoları şu şekilde derdiler. E, ticaret yapılmayacak İran, İran'la dendi ve bu ticareti bir şekilde e, konu oldular ve bu ticaretin sonucu e, kullanılan bankalardan biri oldular ve Amerika'da bu bankalara bu cezayı verdi. Çünkü başlattığı ambargo kurallarına aykırı oldu ve bazı bankalar ki bunlar çok büyük bankalar 7 milyar doların üstüne çıkan cezalara kadar bu bankalara fatura kesildi. Tabi bu süreç çok uzun süren bir süreç. Bu ceza geliyor ondan sonra bu pazarlıklar oluyor ve e, Tabi bu ceza gelmesi de uzun bir süre alıyor e, ama sonunda e, bankalar e, bu cezayı e, ödediler. Ödememe riski ne e, nedir? Ödememe riski e, uluslararası dediğimiz bir SWIFT e, bankacılık, e, SWIFT merkezi var. E, uluslararası transferler için bu sistemden çıkma riski var. E, onun için mutlaka e, bankalar bu cezayı en sonunda e, ödediler ve herhangi bir büyük bankanın bu sistemden çıkmasının riski bankacılık sisteminde dediğimiz bir sistemik sistematik, sistemik krize e, yol açabilir. E, en azından bankalar bunu ödeyerek e, bu e, krizi önlemiş oldular. Bankalar e, şu şekilde, aslında bankalar bu ticareti yapmıyorlar. Fakat e, ticari faaliyeti yapan şirketlerin transferlerinde e, bankalar e, kullanılmış oluyor. E, ve bunu e, işte bu transferlerde özellikle bu, Ödeme sistemlerinden, işte SWIFT sisteminden e, bunu e, ambargo uygulayan yani e, burada Amerika bir şekilde tespit ediyor ve e, bunu araştırıyor e, ve takip ediyor. Daha sonra bir kurum var OFAK diye. OFAK bunu araştırıyor ve sonunda e, bir e, ceza veriliyor ambargo delindiği için. E, bankalar da bu süreçte dediğim gibi bir pazarlık sürecinden sonra e, bu cezayı mutlaka ödüyorlar. Amerika'nın e, bir kural koyuyor, diyor ki İran'la ticaret yapmayacaksın diyor. E, Avrupalılarda ya da işte bazı bankalar e, bu ambargoyu deldikleri zaman Amerika diyor ki ben böyle bir ambargo koymuştum, koymuştum ve e, sen bunu e, deldin. E, onun için bunun cezası şudur, ha, ceza nasıl kesiliyor? Ne bir hacim alınıyor işte yapılan hacme göre bir ceza kesiliyor. Bankalara da bu tebliğ ediliyor. Bankanın yaptığı Ticaret göre, ticarete göre bankanın büyüklüğüne göre belirleniyor. Ama dediğim gibi ilk verilen rakam son rakam olmuyor. Mutlaka bunun pazarlık süreci oluyor sonunda. Şimdi tabii şu anda bir mahkeme zarap davası devam ediyor Amerika'da ve bu davaya konu olan bazı bankalarımız var. Yani bu ambargo delindine dair. Şimdi şöyle bir düşünce vardı. E, yani mahkeme olacak, mahkeme bitecek ve hemen akabinde ceza gelecek. Bunun öyle olmayacağını e, düşünüyorum. Şöyle şu şekilde olacak. Bir mahkeme karar verecek ve birkaç ay, bu 6 aydan 1 seneye kadar sürebilir. E, bu sefer ambargo edilen bankalara bir soruşturma e, açılacak. Daha sonra da tespit edildikten sonra bir ceza gelebilir. Bir tane bankaya gelebilir, 3-5 bankaya gelebilir. E, bu cezanın miktarı dediğim gibi e, işlemin büyüklüğüne e, bağlı e, olacak. Cezanın gelmesi bir risk. İkinci risk de tabi cezayı ödeyip ya da ödememek. Dediğim gibi e, cezayı ödemek e, her şeyi kabul etmek demek. Yani bu suç, bu ambargoyu deldiğimize dair bunu kabulü demek. Ödememek demek. Tabii ki sistem dışına yani ceza verilen bankanın uluslararası ödeme sistemlerinin dışına çıkması demek. Bunu da dediğim gibi büyük ihtimalle 2018'in ikinci yarısından itibaren etkilerini görmeye başlayacağız. İşte 1980'lerden itibaren başlayan çok ciddi bir globaliz finansal globalizasyon var. Yani. Ee, artık dünya birbirine çok bağlı, ee, ödemeler birbirine çok bağlı, ülkeler aslında birbirine daha çok yakın ve çok ciddi bir ticaret hacmi var. Ee, tabii ki ceza verilen bankanın dünya ödeme sistemlerinin dışına çıkması e, Türkiye açısından negatif olur eğer ödemezsen. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Diğer ceza gelen e, Avrupa'daki bankalar da bu sistem dışına çıksalardı e, ileride daha büyük risk e, oluşacaktı. Onun için... E sistem yani ödememek sistem dışına çıkmak demek sistem dışına çıkmak daha e, fazla daha e, başka risklerin e, gelmesi demek